Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Cadillac Escalade. Escalade yani aslında tırmanış. Fransızca kökenliymiş bu kelime fakat Amerika'da da kullanılıyormuş farklı bir versiyonuyla. Bu otomobil ilk defa 1999 yılında üretimine başlanan bir Cadillac modeli. Araç Mercedes-Benz M serisi, Range Rover, Lexus LX, Ford, Lincoln, Navigator gibi otomobillerle aynı segmentte olan bir otomobil. Navigator 1998 yılında çıktıktan sonra Cadillac bir yıl içerisinde bir proje geliştiriyor ve devrisi sene hemen bir yıl içerisinde bu otomobil üretiyor. Ve adını da tırmanış koyuyor. Öyle çıkılmaz böyle çıkılır diyor. Cadillac gerçekten de çok güzel bir otomobil yapıyor. Tabii o dönemde ilk çıkarttığı versiyon bunun gibi değildi. Daha eski, daha yumuşak hatlara sahip bir Amerikan'dı ama bu karşınızda görmüş olduğunuz 3. nesle beraber bu otomobil başkalaştı. 2. nesli station wagon bir otomobile benziyor. Ben onu pek sevmiyorum fakat bu 3. nesli gerçekten ikonik. Zaten hala daha bu tasarımı bu marka devam ettiriyor arkadaşlar. Daha güncel haliyle çünkü gerçekten çok güzel bir dizaynı var. Aslında ilk defa 2006 yılında üretime başlanan bir model. Benim test konuğum olan araç 2007 model. Ben bu otomobili Ankara Otonomi Ankoto'dan temin ettim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Araç Meksika, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiliyor. Tasarımcısı 1937 doğumlu Indianapolisli yani Amerikalı bir abimiz. Abimizin adı Wayne Kiraz Cherry. Kiraz Kiraz diye okunmuyor ama Kiraz diye yazılıyor. Onu öyle söyledim. Bilginiz olsun. Bu otomobilin 5 kapılı SUV versiyonu ve 4 kapılı bir kamyonet versiyonu üretiliyor. O dönemlerde istenirse arkadan itiş, istenirse 4 çeker olarak satın alınabiliyormuş. Benim test konum olan araç 4 çeker olarak geldi. Platformu GMT 926 olarak geçiyor. Farklı versiyonlarında 36 ve 46 kodlu platformlarda kullanılmış. Bu platform Silverado, Escalade, EXT, Tahoe, Suburban, Yukon, Yukon XL gibi otomobillerle neredeyse aynı bir platform arkadaşlar. Hani birçok farklı markada ve otomobilde kullanılan bir platform. Amerikanlar biraz zaten bu konuda farklı. Aslında araç bir SUV ama MPV'ye kayan ama dışarıdan da çok havalı gözüken, çok yüksek olan bir SUV. Araç benzinli olarak 2 farklı 6 litre, 3 farklı 6.2 litrelik motorlarla geliyor. Tamamı V8. 6 litrelerde hibrit versiyonlar geliyor. Bu hibrit motor zamanında Tahoe'da kullanılan hibrit motorla aynı olabilir. Çünkü bir Tahoe videosu da vardı kanalda. 6 litre hibrit muhtemelen 10'da motorla aynı, 6.2'ler de aynı olabilir ama farklı varyasyonları var. Aracı 6 litre hibrit aldığınızda 60 kW'lık bir motorla birlikte geliyor arkadaşlar. Şanzıman 6 ileri 6L80 olarak adlandırılan bir şanzıman. Bu arada bu motor Vortec motor olarak geçiyor. Böyle bir ismi var. Tabii farklı varyasyonlarında muhtemelen hibrit olanlarında 2ML70 kodlu bir CVT şanzımanda kullanılıyor. Şimdi gelelim bu arabanın özelliklerine. Benim test konum olan araç Cadillac Escalade 6.2 V8 Elegance olarak geçiyor. Aracın üzerindeki motor dediğim gibi 6.2 litre V8, 409 beygir güç ve 565 Nm tork üretiyor. Ağırlığı 2.7 ton arkadaşlar. 480 litre civarında bir bagaj hacmi sunuyor ve 0-100 hızlanması fabrika verilerine göre 6.8 saniye. ...98 litre yakıt tankı sunuyor bu arada. Bayağı da yakıyor onu da söyleyeyim. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Burada dikine yerleştirilmiş aydınlatmalar var. Oldukça güzel gözüküyorlar. Mercekli aydınlatmalar bunlar. Orta tarafta kocaman bir Cadillac panjurunu görüyorsun. Krom kaplı, ortada da logosu var. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Küt bir dizaynı var ve otomobil bayağı yüksek duruyor. Kaput kısmı yüksek duruyor. Kendi zaten yüksek. Altta sis lambaları bulunuyor gördüğünüz gibi. Ve bu yan tarafta muhtemelen sonradan değiştirilmiş. Bu jantlar çok yakıştığı için Amerika'da ve Avrupa'da çok fazla kullanılıyor. 18 ya da 19 inç jantta geliyor diye biliyorum bunun orijinali. Bu jantlar 22 inç. Bayağı büyük. Arabayı tabii daha heybetli ve güzel gösteriyor. Bu arabaya çok yakışıyor. Ama bunu dünyanın birçok yerinde modifiyeciler kullanıyor. Yan taraftan baktığımda ön çamurlukların yan kısmından hava çıkışlarını görüyorsunuz. Kapıların üzerinde ve cam çerçevelerinin altında krom kaplamalar var. Tavan rayları da kromla kaplanmış. Bu az sayıda ve kalın kalın dizayn edilmiş kromlar çok hoş gözüküyor. Bu otomobile farklı bir hava katıyor. Yan taraf duvar gibi dümdüz bir tasarım var ama çok yüksek olduğu için acayip güzel duruyor. Çamurluk ağızları da dikdörtgen şekilde tasarlanmış. O da gerçekten güzel gözüküyor. SUV otomobillerdeki şu dodik dizaynı ben bayağı bir seviyorum. Arka tarafta stoplar tavana kadar gidiyor. Bu stoplar sonradan değişmiş. LED stoplar var burada arkadaşlar. Fren lambası da spoiler'i tamamıyla kaplıyor. Ön farlar da bu arada değişmişti. Makyajcısının farları ve stopları takılmış. Bunlarla beraber gerçekten çok daha güzel gözüküyor. Sol tarafta bir Escalade yazısı ve bir tane Cadillac logosu ortada. Buradaki krom da büyükçe tasarlanmış. Buradan şuradan bagaj kapağını açabiliyoruz. Bagajı elektrikli bu otomobilin kendisi açılıyor. Çok tatlı da bir ses çıkartıyor.
Tabi bagaj kısmı bu kadar değil aslında. Burada üçüncü sıra koltukları görüyorsunuz arkadaşlar. Koltuk ayarlarını bu arka taraftan da yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle yatırabiliyorsunuz. Buraya benim bir çantam var. Bu çantam sığıyor. Bu koltukları yerinden de kaldırabiliyorsunuz. Burada da kolları var. Bunları çektiğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz. Arka tarafta üçüncü sıra yolcular için iki tane bardaklık var burada. Sol tarafta, sağ tarafta mevcut değil. Ve arka taraftakiler için tavanda havalandırma ve aydınlatmalar bulunuyor. Bunlar çok güzel detaylar. Şuradan tuşuna basalım ve bagaj kapağımızı kapatalım. İçerisine doğru geçelim. Bakalım içerisinde neler var. Bak bak, sesi dinle. Belirgin, kaba ve güzel bir ses çıkartıyor. Tam bir Amerikan. İngilizler ve Amerikanlar kaba şeyleri seviyorlar abi. Adamlar büyükçü. Tabii kapılarda vakum bulunmuyor. Bayağı büyükler. Şöyle benim boyumdan uzunlar. Benim kafam yaklaşık şuralara falan geliyor. Bayağı büyük kapıları var. Çocuk kilidi bulunuyor. Şu arka taraflar hafif yumuşak bir plastikle bezenmiş. Amerikan kültürü ülkemizde çok yaygın olmadığı için bilinmiyor ama Amerikan otomobillerinin koltukları rahat olur. Süspansiyonları yumuşak olur. Bir kısmının belli bir dönemin çok sert oluyor ama bu modellerde biraz daha konfor odaklı oluyor. Ve bununla beraber kullanılan deriler biraz Japonumsudur. Aşırı kaliteli değildir ama çabuk eskimez. Bu konuda bilginiz olsun diye söylüyorum. Burada yine aşırı kaliteli olmayan deri malzemeler var. Şurada ahşap görünümlü plastik kaplamaları görüyorsunuz. Kapı içi gözü de bulunmuyor. Şuralar basit bir sert plastikten yapılmış. Ben niye rahat bırakmayın? İçerisine geçtiğimde içeride iki tane koltuk görüyorsunuz. İkinci sırada iki koltuk, orta koltuk yok. Ortası şöyle kocaman bir koridor arkadaşlar. Herkesin ayrı ayrı delikli deri koltukları var. Ve herkesin ayrı ayrı birer kol dayanağı bulunuyor. Ben bu detayı seviyorum. Bu arka koltuklar bu arada şuradaki tuşlar vasıtasıyla yatırılabiliyor arkadaşlar. Şurada bir tuş var, basıyorsun otomatik yatıyor ama kendi kalkmıyor. Kendiniz kaldırmanız gerekiyor. Şöyle içine doğru bir tırmanayım. Şurada bir tutamak var, bunu tutuyorsun ve içine tırmanıyorsun. Yukarıda yine burada da havalandırmalar bulunuyor göründüğü gibi. Tutamaklar yine mevcut. Ön tarafta bu arada tutamak yok, arkalarda var sadece. Kancasından kurtardığın zaman açılan Neckvox marka bir ekran gözüküyor. Arkada çocuklar sıkılmasın diye. Burada aynı zamanda aydınlatmalar var. Ayarları da buralardan yapabiliyorsunuz. Ortada bir şaft tüneli bulunmuyor arkadaşlar. Burada iki tane koltuk ısıtma gözüküyor ve bir de dijital klima var. Altında 12 volt çıkışı, onun altında da şöyle iki tane bardaklık bulunuyor. Arkadan ön tarafa benim gözümün önden bakış böyle. İnanılmaz ferah bir otomobil. Tavana yakın oturuyorum çünkü koltuklar da yüksekte. Ama ferah hissediyorum aracın içerisinde. Şöyle kapımı kapatayım. Şöyle bakın, bayağı büyük cam yüzeyleri var. Abi, bu arabada yani omuz hizasını görüyor musun? Ne kadar aşağıda dirseğime geliyor burası. Yani şöyle acayip güzel. Ve bunun görseli de gerçekten çok güzel oluyor. Bu camlar tam açılmıyor. Şuraya kadar falan açılıyor. Yarım açılıyor, onu söyleyeyim. Ayarlı emniyet kemeri mandalları, perde hava yastıkları bulunuyor. Bununla beraber gerçekten çok güzel dizayn edilmiş bir de konsolu mevcut. Şimdi öne doğru bir geçelim. Geçmeden diz mesafesi şöyle 4 parmak civarında. Baş mesafesi ise 5-6 parmak civarında ama şu yanlardan dolayı biraz basık hissettiriyor. Hadi bir öne geçelim. Öne bakalım. Önde. Kapılar tabii daha ağırlar. Şu kapı kilit dili tarzını ben bayağı bir severim. Burada da yine aynı malzemeler var. Şurada deriler var. Burada ahşap görünümlü plastik parçalar bulunuyor. Ayna kapama mevcut bu otomobilde ve koltukta iki tane hafıza var. Eşikte Cadillac yazılarını görüyorsun. Koltuklar tamamıyla elektrikli, bel destek ayarlarına kadar. Delikli deri koltukları var. Bu koltukların ısıtması ve soğutması da bulunuyor arkadaşlar. Ön iki koltuk elektrikli bu arada. İçerisine bindiğimde burada krom kaplama ve ahşap görünümlü kaplama güzel gözüküyor. Otomatik far bulunuyor. Alt tarafta el freni görüyorsunuz şurada. Ayağınızla çekip bırakabiliyorsunuz. Sadece bir tane sis lambası var ve iç ışık şiddeti de buradan ayarlanıyor. Tabii bu araba koldan vitesli bir araba. Aslında şanzıman bu. Deri bir şanzıman kolu var dersem doğru söylemiş olurum. Manuel modu da buradan ayarlayabiliyorsun tuşla. Amerika'da böyle, Amerikanlarda böyle ilginç şeyler oluyor. Koy baba pedal shift'i. Mis gibi ayarlayalım yani, değil mi? Otomatik farla beraber otomatik silecek de bulunuyor tabii bu otomobilde. Burada hız sabitlemeyi görüyorsun. Direksiyon ısıtması mevcut. Burada da ses sistemi ayarları mevcut. Kadranlar şöyle mavili mavili oldukça güzel dizayn edilmiş. Şöyle bir marşına da basalım buraya kadar gelmişken, değil mi? Abi böyle kadran selamlamayla gürül gürül çalışıyor. Şanzıman haritası bulunuyor. Ortaya geldiğimde burada oldukça farklı dizayn edilmiş. Şu üç, şu da
9 anlamına gelen bir saati var. Dikdörtgen bir saat, yassı bir saat. Havalandırma menfezleri, yine şu kaplamalar güzel. Bu ön konsol dizaynı bayağı bir seviyorum. Burada yol bilgisayarı tuşlarını görüyorsunuz. Şurada bir ekran var gördüğünüz gibi. Bu ekran dokunmatik olarak çalışıyor arkadaşlar. AUX girişi falan da bulunuyor. Onun altında burada CD girişi var. Altılı bir CD girişi var. Bununla beraber dijital çift taraflı bir klima. Koltuk soğutma, koltuk ısıtma. Şu sadece koltuğun sırtlık kısmını ısıtıyor. Bu da sadece, bu da sırtlık ve minder kısmını ısıtıyor. Bunu ayrı ayrı koymayı tercih etmiş. Burada fren pedalı ayar tuşu var. Buna bastığın zaman fren pedalını yukarı aşağı ayarlayabiliyorsun. Bu Amerikan kültüründe birçok otomobilde olan bir detaydır. Avrupa otomobillerinde göremeyiz bunu pek fazla ama Amerikan kültüründe var olan bir şey. Fren pedalının yüksekliğini ayarlıyorsun buradan. Zaten görsel girer. Burada iki tane kapaklı göz var. Bir tanesinde şekerlik ve 12 volt çıkışı. Bir tanesinde krom, etrafı kromla kaplanmış bardaklık bulunuyor. Ortada şöyle kocaman, yine herkesin ayrı ayrı alanı olduğu bir kol dayanağı bulunuyor. Bunun üst kısmı bu şekilde. Alt kısmını açarsanız daha derin. Buradan bir 12 voltta çıkıyor ve bu derin bir tık şöyle ileri doğru da gidiyor. Gerçekten güzel bir alan var burada. Sağ tarafta küçük kilitli bir torpido gözü bulunuyor. Bununla beraber bu otomobilde Bose ses sistemi mevcut. Yukarıda koltuk yatırma tuşları var. Buradaki tuşlara bastığınız zaman bahsetmiş olduğum elektrikli koltukları yatırmanız mümkün, yatırabilmeniz mümkün. Garaj tuşları bulunuyor. Bunları tanımladığınız zaman ev garajını açabiliyorsunuz. Burada da sunroof ayarları ve bagaj kapağı açma tuşu var. Otomatik kararan ve acil çağrı butonu olan bir karartma dikizhanesi var. Onun üzerinde aynı zamanda bir de pusula bulunuyor. Güneşliklerin üzerinde ışıklı makyaj aynaları da mevcut. Şimdi Cadillac Escalade'nin iç ve dış detayları böyleydi. İsterseniz bir sürüşe geçelim ve bu makine nasıl gidiyormuş, neler hissettiriyormuş onlardan bahsedeyim. Bu arada bu otomobili Kırşehir'de Doğan Oto vardı biliyorsunuz, Ceyhun abi. Onda da çok video yapmıştık. Ona söyledim, onda gördüm, bir paylaşmıştı. Sağ olsun Anka Oto ile bizi tanıştırdı. Onun vesilesiyle almış olduk. Ona da buradan teşekkür ediyorum ve aracın sürüşüne geçiyorum. Hadi gidelim. Sekiz Ocaklı maşallah. Furkan hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Şöyle kendinize sıkı çekmeniz gerekiyor. Biraz sıkı bir otomobil bu. Ve saldı bizi gidiyoruz. Escalade'nin içerisindeyiz. Tabii bu ülkemizde çok fazla satılan ve bilinen bir otomobil değil ama garip bir otomobil. Bu arada bu arabanın bir de geri görüş kamerası var. Sonradan takılmış galiba. Orijinalinde evet. Mi vardı, sonradan mı takıldı? Orijinalinde de olabilir. Amerikanlarda çıkıyor. Şöyle bir kamerası var. Muhtemelen orijinalde olabilir. Çünkü çok eski görsellere ve yazılara sahip bir kamera. Kardeşim, Escalade'yi sizden aldık. Anka Oto'dan, Otonomi'den aldık. Güzel arabalarınız da var farklı. Bir tane 140'ınız var hatta. 500 selimiz var. 500 sel. 500 çok çektim ama kilometresi çok güzel onun da. Güzel. Yıldızı gördün mü ben bunların hepsini unuturum. Mesela bunları anlatırken çok severek anlatabilirim. Yıldız görene kadar. Hani tövbemin yeri belli. Nerede duracağım belli. Şimdi Escalade'yi anlatmaya başlayalım. Dostlar, Escalade çok garip bir araba. Biniyorsun, çok yüksektesin bu arabada. Direksiyonu acayip yumuşak. Ele çok güzel oturuyor. Konsol kısmı kaba. Ya, tuşları çok büyük değil ama genel dizaynı böyle kaba kaba. Her yer büyük büyük, kalın kalın. Bu da acayip hoşuna gidiyor. Özellikle başka bir otomobilin ve kişinin yanına geldiğin zaman. Mesela işte şuradaki Palio doğru bir örnek değil. Çünkü biz Palio'yu resmen bunun içine yükleriz yani. Evet. Öyle büyüklükte bir arabadan bahsediyorum. Ama normal bir SUV'un yanına geldiğin zaman da çok yüksektesin bu arabada. İnanılmaz bir o yükseklik hissi sunuyor sana. Bu da gerçekten çok hoşuna gidiyor. Biraz kullanınca da alışkanlık yapıyor. Garip bir hissiyat. 6.2 litrelik bir motorla geliyor. Motor zaten altta gürül gürül çalışıyor. O vitesi taktıktan sonraki kavramayla beraber gelen o gürül gürül gırtlaktan gelen egzoz sesi gerçekten seni çok etkiliyor. Çünkü mesela arkada egzozdan da ses geliyor ama manifolddan da çok güzel bir ses geliyor. Yani o gürül gürüllüğü hissediyorsun. O da adama güzel bir haz veriyor. Aracın birçok şeyi tabii ki lüks gözüküyor ama basit kullanıma sahip. İç malzeme kalitesi mesela şuralar yumuşak ama böyle çok kaliteli değil. Amerikanlar böyledir zaten. Demin de söyledim, biraz Japon varidir. Hiçbir şeyi böyle aşırı kaliteli göremezsiniz. Yenilerde görürsünüz. Ama bunlarda göremezsiniz. Çok iridir, çok büyüktür. Çok da güzel gözükür ama. Basitliği de hoşunuza gider bir yerden sonra. Bu tarz otomobillerde böyle basitliklerin olması benim hoşuma gidiyor, gitmiyor değil. Ama tabii dışarıdan bakınca dünyanın en kaliteli otomobiliymiş gibi gözüküyor aslında bu otomobil.
Eskalade'nin koltukları inanılmaz rahat. Herhangi bir probleminiz yok. Bu da tam bir Japon otomobili gibi. Yanal destekleri çok az. Sırtlık destekleri güzel. Şişko bir adamın, benim gibi şişko bir adamın oturduğunda bile rahat oturacağı şekilde bir koltuğu var. Mesela bu adam arabaya zayıf da otursa, kilolu birisi de otursa koltuklardan yani şikayet etmez muhtemelen. Zaten hem makam olarak kullanılıyor araba. Tabii makam olarak da bazı yerlerde kullanılıyor ama ya bu bana göre tam bir makam arabası değil aslında. Bu araba biraz daha özel amaç arabası. Evet. Yani mesela benim böyle bir Eskalade'm olsa ben bunu ben yaparım şoförlüğünü abi. Zaten en sevdiğim iş yani. Ha tabii ki makam kafasına da bir şey diyemeyeceğim. Zaten karşıyım ben öyle işte. Herkes kendi arabasıyla gitsin abi. Otomobil sürmek gibi zevkli bir iş varken arkada ne oturacağım ya? Şurada evet. Sürerim ben otomobili diye düşünüyorum ama tabii bu benim düşüncem. Ben de aynı fikirdeyim. Fakirin aklı böyle çalışıyor galiba. Devam edelim. Eskalade'nin süspansiyonları, yani normalde uzun yolda giderken böyle salınımlı bir süspansiyonu var. Zaten o dönemin Amerikanları böyledir. Biraz böyle salınımlı çalışır. Çok da böyle inanılmaz yol tutmaz, yolda çok sıkı gitmez. Biraz bol bol salınım olur. Bu var. Fakat bozuk yola girdiğin zaman da süspansiyon özellikle düşme hareketlerinde, yani şu sıkışma hareketinde değil de düşme hareketinde, lastik bir boşluğa düştüğünde o zaman çok sert tepkiler veriyor. Ve sesli tepkiler veriyor. Ama uzun yola çıktığın zaman bu tepkileri almıyorsun. Uzun yolda acayip rahat bir sürüşünün olduğunu hissediyorsun. Virajlara girdiğin zaman yan yatıyor. Yol tutuş kabiliyeti çok muhteşem değil bu otomobil ama kötü de değil. Ne yapacaksın bu arabada? Bir makam otomobili kullanıyormuş gibi aslında. Böyle şeritten şeride atlayarak değil de biraz daha böyle sakin kanlı. Mesela 160'la sakin sakin gideceksin. Şu tabiri seviyorum bu konuyla ilgili. Bu araba burnuyla dönmüyor virajları. Gövdesiyle dönüyor. O yüzden ona göre davranmak gerekiyor. Bu arabada gövdesiyle viraja gireceksin ve patır patır virajı dönüp geçeceksin. Tabii bir SUV kullanma kültürüne çok ihtiyacı olan bir araba bu araba. Çok büyük, kapotu uzun, kenarları uzun. Evet köşeli hatları var. Bundan dolayı park manevralarında kolaylık yaşıyorsun ama yine de göremiyorsun. Çünkü çok uzun araba ve çok büyük. Ondan dolayı bu otomobili kullanırken bir SUV kullanma kültürünün olması lazım. Özellikle uzun yola çıktığın zaman bu olması lazım. Yani bununla böyle alayım, her yere attığım falan arabası der. Önce şöyle bir hafta talim yapacaksın bu arabayla. Ondan sonra bineceksin bu arabaya. Ben açıkçası öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bu arada seni tanıyalım. Furkan. Ben dalıyorum, ben direkt böyle anlatıyorum bazen. Arabada sen hoşuma gidince. Sen güzel abi ya, anlat anlata. Ne düşünüyorsun? Bu arabanın en sevdiğim ve sevmediğin yanını söyleyeyim sana bir Japoncu olarak. Furkan da Japoncuymuş arkadaşlar bu arada. Japon arabalarını seviyorum diyor. Yani, sana tabii yabancı değil, Japon kültürüne benziyor yani. Evet, kültürüne. Orası öyle de. Yani arabanın en sevdiğim yönlerinden birisi dış görünüşü. O çok dikkat çekici özelliğinin olması. Ama biraz da bizi üzen tarafı yakıt tarafı. 6.2'lik bir motor olduğu için arabanın üstünde. Ne yakıyorsunuz? 15 yakıyor abi. 16.7 falan gösteriyordu burada ama biz biraz sabit çalıştırdık. Ondan da olabilir. Ortalaması da 15 gibi düşünebiliriz. Ha bu ortalama 15. Aha. O zaman şehir içinde 20'leri görür. Görür. 30'ları da görür. Tamam. Tamam. 30'ları da mı görür? Görür. O 98 litreli 300 kilometre diyorsun. Çok iyi abi. Bizim... Bunu alıyorsan galon galon benzinin olması lazım. Litre litre değil var. Biraz da taşıman lazım benzin. Galon galon benzinin olması lazım. Baya yani babam gömü buldu benzin. Oradan biz çekip çekip kullanacağız yani. Onda bile şey diyebilirsin. Satarım daha karlı abi bunu kullanacağım diyebilirsin yani. Şimdi tabii yakıt olarak fazla ama bir Amerikan otomobilinde yakıtın zaten çok fazla bir kıymeti harbiyesi yok. İşte evet. Bu motor sesinin güzel olması. Kediye vurmuşlar. Ablam da alıyor. Yazık. Yazık. Büyük motorunun olması, performansının iyi olması, işte böyle iri bir arabanın olması. Bunlar önemli Amerika tarafında. Zaten ülkemizde de satış yapan birçok firma Amerika için özel arabalar üretiyor. Farklı arabalar üretiyor. Mesela Volkswagen'in Atlas diye bir modeli var. İç kısmı Touareg'lerden daha kalitesiz ama daha iri bir araba. Bu tarz otomobilleri Amerikalılar biraz daha fazla seviyorlar ve kullanıyorlar. Volkswagen Amerika için çok doğru bir örnek değil. Çünkü daha çok Japon ve Kore tarafının otomobillerini kullanmayı seviyorlar ama bildiğimiz bir marka olduğu için ondan öyle bir örnek verdim. Şimdi bu arabanın gelelim yalıtımına. Yalıtım yol sesi biraz var. O da biraz Japon var aslında. Böyle çok evet, aşırı yalıtımlı bir araba değil. Motor sesi var ama daha da gelsin istiyorsun. Evet. Çünkü gerçekten çok güzel bir homurtusu var motorun. Onunla yolculuk yapınca muhtemelen bu motor homurtusuyla yolculuğa çıksan kafan dağırmaz. Çünkü abi her anından zevk alıyorsun.
her anından zevk alıyorsun. Rüzgar sesi yaklaşık 100 kilometreden sonra geliyor. Çok büyük, cam yüzeyleri geniş ve yüksek bir arabadayız ve köşeli hatları var. Bu rüzgar sesinin böyle olması gayet normal ama uğultu şeklinde gelmiyor rüzgar sesi. Sadece rüzgarın yönünü falan tayin ediyorsun. Ama yalıtım anlamında çok başarılı mı? Bundan daha başarılı Alman rakipleri var mesela. Hatta bunların yenileri de daha başarılı ama o dönemde böyleydi. Bu otomobilde böyle bunu söylemek lazım. Gelelim bu otomobilin direksiyonuna. Direksiyon yarı ahşap kaplı. Gerçekten gayet güzel bir direksiyon yapısı var. Yumuşak ama bu direksiyon. Bu otomobili kullanması da çok keyifli o yüzden. Hiçbir şekilde zorlanmadan kullanıyorsun. Çok net bir direksiyonu yok. Direksiyon da gövdeye ayarlı. Yani bu da ya mesela sen tepkiyi verdin. Burun tarafından gövdeye gelene kadar alıyor o tepkiyi. Gövdeden dönüyorsun. Öyle düşün. Geriden geliyor biraz ama bu otomobilin ruhuyla da uyumlu açıkçası. Şanzıman altı ileri vites geçişleri çok güzel. Manuel modu da var. O konuda bir problem yok. Devir oranları çok uzun. Tam bir uzun yol otomobili aslında bu. Şu an mesela 110 km hızda gidiyorum. 1900-1800'lü devirlerde ilerliyor. Hani devir oranlar gerçekten güzel. Bu arada burası mil değil, kilometre arkadaşlar. Üstünde yazıyor zaten kilometre diye. Kadran 160'a kadar, son hızı da 160 civarında. 157 ya da 167 km/s son hızı var bu arabanın. Çünkü çok büyük bir arabayla beraberiz. Motoru 6.2 litre de olsa. Yani bununla işte çıkacaksın uzun yola. 120, 130, 140. Evet. Efil efil salla salla gideceksin. 140'a da gerek yok aslında. O zaten şimdi 140'a girdiğin zaman mesela virajlı bir yolda gittiğinde çok rahat etmiyorsun arabada. 120 bantları böyle çok kıvamında oluyor bu arabayla gitmesi. Ha diyeceksin ki ya 120 gideceğim o yüzden mi bu kadar yakıt parası veriyorum? Hayır. Cadillac Escalade'nin nimetlerinden faydalanacaksın. Yüksekte oturacaksın. Ondan sonra havalı gözükeceksin. Bu arabaya her baktığında böyle içinin yağları eriyecek. Ben 2 kilo verdim mesela şimdi test boyunca. Çünkü içimin yağları eridi. Bu otomobilin kendisine parayı vereceksin. Yoksa bu aslında tam bir performans otomobili. 6.2 litre bu ne gider falan değil. Bu arabada bu arada LPG'de var arkadaşlar. Bu motorları LPG'de kullanabiliyorsunuz ama bakım sıklıklarını değiştirmeniz gerekiyor. Yani LPG varmış gibi davranmanız gerekiyor arabaya. İşte ya LPG taktım, benzindeki gibi gidiyor değil bu arabadaki. LPG varmış gibi davranacaksın. LPG'de gazlarken de böyle davranacaksın. Arabayı çalıştırıp ısıtırken de böyle davranacaksın. Arabanın bakımını yaptırırken özellikle böyle davranacaksın. LPG varmış gibi davranırsan bir problem yok. LPG'de kullanabilirsin. Kronik problemi aslında bu otomobillerin en büyük kronik problemi şu. Sensör, hava girişi ve hava çıkış tertibatında bu otomobillerde çok problem oluyor. İşte tekleme yaşayabilirsin motorda. İşte egzoz tarafında problemler yaşayabilirsin. Sensör problemi yaşayabilirsin bu motorda. Bunların maliyetleri aslında Amerika için çok maliyetli değil. Ama Türkiye'ye geldiğin zaman Türkiye'de çok maliyetli. Bir Audi binmekten, bir Mercedes binmekten daha maliyetli. Şimdi şöyle diyor olabilirsiniz içinizden. Ya bir Audi'den, Mercedes'ten daha az gidecek. Köpeğe de. Oh. Vallahi az kalsın gidiyordu BMW'ci, iyi toparladı. Bir Audi'den, Mercedes'ten daha az gidecek. Daha çok yakacak. Daha maliyetli olacak. Neden bunu alayım? Zaten alamayacaksın. O yüzden bu sorunun cevabına çok gerek yok. Bunun cevabını da alacak olanlar versin diye düşünüyorum ama sebeplerini söyledim zaten az önce. Şimdi şuradan bir dön. Bu arada dönüş yapı güzel arabanın. Güzel dönüyor yani. Komple dönüyor yani. Burundan dönmüyor. Ha, gövdeyle hani, dönüyor. Bayağı bir direksiyon çeviriyorsun. Bayağı tatlı dönüyor yani araba. Hani kısa yerlerden bir iki manevrada çevirebiliyorsun şu kocaman arabayı. Onu da beğendim. O zaman bir de laf arasında şurada bir gazlayalım arkadaşlar. Bakalım Escalade nasıl gidiyor. Çok güzel kafa kaldırıyor ama gaza basınca. Evet. 5500'lere kadar devir çeviriyor. 100. 120. 140. İbre sonuna geldi yemin ediyorum. Ya var ya. Acayip tatlı gidiyor bu. Şu kocaman arabayı acayip tatlı götürüyor bu motor. Hani insanın inanası gelmiyor böyle gidiyor. Tabii gideceğine. Atmosferik, tamam büyük hacimli, araba çok ağır. Uzun yolda giderken böyle performansı normal hissettiriyor. Ara hızlanmaları çok muazzam değil ama ya o biraz 3000-3500 devirden sonra arabanın gidişi tamamıyla değişiyor. Evet. Ve şu kocaman arabayı nasıl götürüyor inanamazsın. Çok güzel bir hissiyatı da var. Tabi normal giderken bu arabada mesela çok ara gaz yapasında gelmiyor ama yapınca da şöyle alıyor. Bir de şöyle oluyor. Dikiz aynalarından bakan suratları görüyorum.
Çünkü motorun sesi geliyor. Herkes bir bakıyor sana. Evet. Bir de şu oluyor bu arabada. Ya 3500-4000 devirden sonra araba sportif bir hal alıyor. Yani bu kocaman araba şanzımanın vites değiştirişiyle beraber hızlı kullandığın zaman yüksek viteslerde, yüksek devirlerde vites değiştirişiyle beraber burnu eğiyor, kaldırıyor, eğiyor, kaldırıyor. Bu da çok hızlı yapıyor. Diyorsun ki yani bunu yapması için çok güçlü bir motorun olması zaten güven şart. Güven veren bir araba. Tabii tabii öyle yani. Ama şöyle dediğim gibi yol tutuşu anlamında eksikleri var bu arabanın, onu söylemem gerekiyor. Hani bunu böyle işte güzel gidiyor diye her yerde gazlamayacaksın abi, evet, bu arabayla. Mesela demin önümüze köpek çıktı. 140-150 km hızda böyle bir köpek çıksaydı da biz bir manevra yapsaydık devrilme riskimiz, evet, yüksekti yani bu arabada. Ona dikkat etmek lazım. E tabii bu SUV kullanma kültürüyle alakalı. Birçok SUV'da bu böyle olacaktır. Ama bu otomobilde o süspansiyon yapısından dolayı biraz daha var. Bir eksiği detayı daha var bu otomobilin, frenler. Frenler de tıpkı dönemi Japonları gibi. Frenleri tabii çok büyük bir araba bu araba. Normaldir ama frenlerde eksikleri var bu arabanın. Yani daha iyi durması lazım diye düşünüyorsun. Çünkü güzel kafa kaldırıp gidiyor ama o güzellikte durmuyor. Bu da bir eksi yönüydü. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben kullanımından inanılmaz zevk aldım. Muhtemelen kullandığım belki 5000'in üzerinde otomobil arasında hatırlayacağım nadir arabalardan bir tanesi. İlk ona girer bu araba. Öyle bir araba, o kadar keyifli bir araba. Param olsa alır mıydım? Kesinlikle bu otomobilden alırdım. Sürekli binmezdim, onu söyleyeyim bu arabaya. Ama yani böyle kafam attı, hafta sonu oldu, yola çıkacağım, buna giderdim abi. Hiçbir şeye gitmezdim, evet, buna giderdim. Gerçekten çok keyifli. Fiyatları ne durumda bu arada bu arabanın? Tarihe de not geçsin. Bugün Şubat ayının sonlarındayız. 2023'ün Şubat ayının sonlarındayız. 2 milyona yakın fiyatları var şu anda. Yani 2 milyon da aslında böyle bir araba için çok aşırı fazla değil. Ucuz değil tamam ama aşırı da değil, evet, fiyat olarak. Sizin arabanın fiyatları da 2 milyon altında ve evet, aşağılardaydı. İlandan da baktım çünkü gelmeden önce neymiş ne değilmiş detaylarına bakalım diye. Böyle bir otomobil. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eskalade'den biz razı geldik. İnşallah siz de bizden razı gelmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Furkan teşekkür ederim kardeşim. Ben de teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşmek üzere.